Amerika Suriye'deki iç savaşta Suriye Demokratik Güçlerine askeri destek veriyor. Rusya tarafından desteklenen hükümet kuvvetleri ise muhaliflerin kontrolündeki toprakları geri kazanmak için SDG'ye karşı savaşıyor. Amerika bu savaşa müdahil olmadığını söylüyor. Birliklerimize yönelik bir tehlike oluşursa kuvvet kullanırız. Savunma Bakanlığı, Amerika liderliğindeki koalisyon güçlerinin ve teröristlere karşı savaşan yerel savaşçıların hükümet kuvvetleri tarafından topçu atışı, tank ve füze sistemleriyle saldırıya uğradığını kaydetti. Pentagon sözcüsü, koalisyonun hava saldırılarının bu saldırıya karşılık vermek için düzenlendiğini bildirdi. Rusya, onlarca kişinin ölümüne neden olduğu iddia edilen hava saldırısına tepki gösterdi. Her zaman uluslararası terörizmle savaştıklarını iddia ediyorlar. Ancak bunun ötesine geçtiklerini görüyoruz. Suriye'de sahada gerçekten uluslararası terörle savaşanlarla çatışmak suçtur. Ancak Pentagon baş sözcüsü Dana White, Moskova'nın Rus birliklerinin ve Suriye hükümet güçlerinin koalisyon güçleriyle karşı karşıya gelmeyeceğine dair söz verdiğini hatırlatıyor. Rejimle çatışmaya girmek istemiyoruz. IŞİD'e yönelik operasyonumuz dışında kalan her şey dikkatimizi dağıtır. Is a Amerika önderliğindeki koalisyonun Suriye'de hükümet güçlerine karşı hava saldırıları Ülkedeki çeşitli taraflar arasındaki çatışmaları alevlendirdi. Hükümet birliklerinin muhaliflerin elinde bulundurduğu Şam yakınındaki Doğu Gutaya yönelik ardı arkası kesilmeyen saldırıların bu hafta sonu 200 sivilin ölümüne neden olduğu sanılıyor. Amerika NATO ülkesi Türkiye ile de Suriye'deki varlığı konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Türkiye Amerika'nın IŞİD mücadelede Kürt milislere destek vermesine karşı çıkıyor. Türkiye şu an Suriye'nin kuzeyindeki Kürt güçlerine karşı bir operasyon yürütüyor ve Amerikan birliklerinin buradan çekilmesini istiyor. Ancak çarşamba günü Membiçi ziyaret eden Amerikalı üst düzey bir komutan birlikleri buradan çekmenin söz konusu olmadığını söyledi. Türkiye'nin niyeti hakkında konuşamam. Bildiğim şu ki, bizim buradaki varlığımız bölgeyi daha istikrarlı hale getiriyor. Dışişleri Bakanımız Rex Tillerson Suriye'deki son durumu ortaya koydu. Bizim siyasi ortam istikrar kazanıncaya kadar burada kalmamız gerekiyor. Bizim buradaki varlığımız bölgeye güvenlik getiriyor. Suriye için yapılan uluslararası barış görüşmeleri milyonlarca kişinin sınırı aşarak kaçtığı çatışmaları azaltma konusunda başarılı olamadı. Serdar Keskin, Amerika'nın sesi Washington